bir belediyenin yapması gereken bir tartışma. Çünkü yerel yönetimlerin sağlığa daha fazla dahil olması lazım. Ama izninizle hani kimden alalım haberi, belki Kuzu'dan alabiliriz. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Birkaç gün önceydi, çok özür dilerim, Sağlık Bakanı'nın bir tweet'i. Hani burası Ankara Şehir Hastanesi. Ankara, Türkiye'nin başkenti, şehir hastanesi, kocaman hastanesi. Hastamız kuzuyu da alıp hastaneye gelmiş. Hani sağlıksın gerçekten krizde mi? Bu şöyle okunabilir. O kadar iyi bir ortamdayız ki randevu falan derdimiz yok. Kuzularımızı falan alıp hastanelere geliyoruz. Doktorların zamanı çok fazla zaten, sizi çok iyi muayene ederler. Biraz kuzuyu da seviyorlar arada. Hep birlikte el ele kol kola güzel bir sağlık ortamında yaşıyoruz da diyebiliriz. Hani işin artık hani her bir şey gitti arkadaş. Yani artık iş buraya döndü. Kuzular bastı hastaneye diyoruz. Ben ne diyorum derseniz, iyi ki diyorum ki büyükbaş mesajını yapmıyordu. Uzayı ne yapacak hastanede? Tablo böyle geldi. O zaman hakikaten ne yapmalıyız sonra? Şuralardan sevgili Çağlar da gösterdi, rakama girmeyeceğim ama lütfen bu ülkenin kendi zenginliğinden sağlığa ne kadar para ayırdığını gösteriyor. En sonda, en başta Almanya, Avrupa'nın ortalaması da bu. Biz bu ülke olarak ürettiğimiz ortak zenginlikten en az oranda sağlığa para ayıran ülkeyiz. Sağlığa az para ayırıyoruz. İki, bununla birlikte sağlığa kişi başına da az para ayırıyoruz. Kimi geçmişiz? Arnavutluğu geçmişiz. Kuzey Makedonya'yı geçmişiz. Şuradayız. Yine Almanya başı çekiyor. Şu ortalama ne kadar uzaktayız? Açık konuşalım. Ucuz etin yahnesi bu kadar olur. Bu sağlığa bu kadar para ayırıyorsak biz sağlık hizmetlerini düzeltebilme imkanımız yoktur. Bu ülkenin kaynaklarını sağlığa daha çok ayırmak zorundayız. Nereye ayıracağımızı tartışalım ama ilk cümlemiz bu olsun. Sağlığa daha çok kaynak ayırmak zorundayız. Yoksa düzeltemeyiz bu sağlık ortamımızı. Çok az para ayırıyoruz. Başka bir açıdan bakarsanız her yıl daha fazla para ayırıyoruz. Bu da sağlık bütçesinden. 2019, 20, 21, 22, 23 sağlık harcaması daha iyi. Ne güzel işte, yavaş yavaş büyüyeceğiz diyebiliriz. İstatistik yalan söyleme sanatıdır. Bakın lütfen, 2022'den 2023'e kadar %40 oranda bütçeyi arttırmışız. Resmi TÜİK'in enflasyonun belli altında kalmışız. O zaman şöyle diyebilirim. 2023'te göreli olarak 2022'ye göre daha az ayırmışım. Bunun hepimiz için karşılığı şu: 2022'de ne sağlık sorunu yaşadıysak hizmete ulaşma konusunda 2023'te daha fazlasını yaşayacağız. Az para ayırıyoruz, yıllar içerisinde enflasyonun daha az altında para ayırmaya başladık. O zaman hakikaten...